Yenge, bunların yine bir planları var sanırım. Hey Karayılan, baksana. Biz Rudra'nın ortağını ararken neredeyse delireceğiz. Ve benim sevgili masum Nidim, Shivangi ile durmuş muhabbet ediyor. Dur. Hemen çağırıyorum. Hemen yukarı gel yoksa çok fena olur. Mesaj kimden? Ha? O şey bankadan. Şey bütün gün mesaj atıyorlar ya. Yenge sen git hadi. Masya halanın yemeğini odasına götüreceğim. Hem de etrafı bir kolaçan edin. Shivangi. Hayır. Sen yemek masasına dön tamam. Yoksa Rocky şüphelenir. Yamini ile Seşa da senden şüphelenebilir. Ben gidip Mansiye'ye bakarım. Çünkü benden kimse şüphelenmez. Bir şey öğrenecek olursam da sana hemen mesaj atarım. Sen git hemen. Hadi. Tamam. Oh. Hanımefendi teşrif etti. Kendini bu kapşonla genç kız sanıyor. Kim bilir o başlığın içinde aklından neler geçiyor. Söylesene, bu tehlikeyi çağrıştıran rengi niye giyiyorsun evde? Kapşonsuz gezsene. Tehlike senin başının etrafında dolaşıyor. Delirdin mi sen? Ha? Sinirimi bozma benim. Sen demedin mi Rudra'nın ortağının evin içinde dolaşıp durduğunu, bir yerlere saklandığını? Karşısına bu şekilde çıkıp öldürülmek istemiyorum, tamam mı? Aha. Küçük davullar bu evde büyük sesler çıkarıyordu. Ama benim hatam benim. Gittim bunu ortağım yaptım. Sürekli bu kostümün arkasına saklanıp duruyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Benim yaptığım şey hepinizi iyice birbirinize düşürmek. Rudra'nın ortağı, senin gelinin. Bunlar bana çok güveniyor. Bu güven silahıyla hepiniz onu öldürteceğim. Ve sonra da o yılan kristali benim olacak. Direk gibi dikilmiş kara kara, ne düşünüyorsun? Bıktım artık. Ne çok konuşuyorsun sen? Ha? Çok konuşuyorsun. Bazen hakaret, bazen tehdit. Susmuyorsun. Bak, beni dinle. Sana büyük anne diye seslenmekten ağzım yoruldu. Ama yeter artık. Bıktım. Dinle beni. Bu kostümü bana arkadaşın olduğum için vermedin sen. Ben kendim aldım. Çünkü ben senden bir adım öndeyim. Bir tane sır var. Rocky'nin anne babasının sana söylemediği bir sır. Ve ben bu sırrı çözeceğim. Benimle okala okala konuşmayı kes artık. Yoksa öğrendiklerimi seninle asla paylaşmam. Anladın mı? Sırrı paylaşmak için önce hayatta kalman gerek. Rudra'nın ortağı seni öyle güzel öldürecek ki. Sonra bu sır seninle birlikte gömülecek. Ben yılan kristalini istiyorum. Ve bunun için Rudra'nın ortağını istiyorum. Sen sadece kristali nasıl alacağımızı düşünüyorsun. Yoksa düşünebilmen için bir hayatın olmayacak. Sürekli yemek yemekten gitgide şişmanlıyorsun. Git de biraz çalış hadi. Ne dedin sen? Çalışmadığımı mı söylemek istiyorsun? Boş mu durdum ben? Shivangi'nin annesini, Rocky'nin giysilerini giyip onun kılığına girerek öldüren bendim. Kes sesini. Onu sen tek başına öldürmedin, birlikte öldürdün. Dinle, benimle uğraşma. Yoksa kristale dokunmayı aklından çıkar. Onu sana göstermem bile. Siz o kristale dokunmadan önce ben ikinizin de işini bitireceğim. Birini öldürmeyi düşünüyor gibi duruyorsun. Seni. Aha, diyorum ki ne istiyorsun sen? Rudra'nın ortağını. Ha? Oldu bil. Ben de onu arıyorum. Ama büyük anne, beni ikide bir arayıp buraya çağırmaman gerekiyor. Çünkü Rudra'nın ortağı şüphelenebilir bunda ve sizin karşınıza çıkmaz. Ha? Biraz aklını kullan, aklını. Ha? Bitti mi? Gitsin. Hadi. Her zaman tehdit ediyor. Gitmiş. Gidiyorum. Hep sataşıyor bana.
Bunu gören de masum sanır. Ama ben bunun silah olduğunu biliyorum. Ama içine acaba mermiyle kim doldurur? Evet evet ben. Onu değiştiren ben. Ben. Sakın gülme kara yılan. Yamini gününü görecek. Beni sürekli tehdit ediyor. Şivangi'yi ilk önce onu öldürteceğim. Yamini biterse her şey biter. Masih, bugün onu suçüstü yakalayacağım. Onu öldürürken masum birini öldürmediğinden emin olmam gerek. Şivangi beni gördü. Onu şaşırtmalıyım. Şimdi buradaydı. Nerede? Yenge? Hızlı hızlı nereye böyle yenge? Ben sana geliyordum şey demeye. Mansi odasında değil de. Ne? Şimdi buradaydı. Sen de buradan geldin. Karşılaşmadın mı? Hayır. Ben Mansi'nin odasından geliyorum ve orada kimse yoktu. İyi de bu nasıl olabilir ki? Benimle gel. Az önce gördüm onu. Katil bu tarafa doğru geldi yenge. Kim bilir? Bacağı şişmişti. Mansi halanın bacağı iyi değil. Topallıyordu. Artık şüphelerim kesinleşti. 8. katil Mansi hala. Hayır Şivangi. Emin olmak için bu kadar acele etmemen gerekiyor. Kim bilir? Belki de katil bizi atlatıp gitti. Hala bana inanmıyor musun yenge? İyi tamam. Bu tarafa geldiyse nerede peki? Ha? Gel. Bulalım onu. Gel. Siz ikiniz... Ne yapıyorsunuz orada? Hala, sana yemek getirmiştik. Banyo mu? Hayır Şivangi. Ben iki kez banyo yaptım. Bacağım çok kötü. Çocuklar çok boya attı. İki kez banyo yapmam gerekti. Ay Mansi, yemek, yemek. Öyle desenize. Ver, karnım çok acıktı da. Sen... bir yere gittin mi? Peynir. Tabii isterim. Getirmediniz mi? Çok iyi olur. Ye. Ye. Bana peynir gönderin olur mu? Yenge, biliyorum sen bana inanmıyorsun. Mansi halayla çok yakınsın. Ama inan bana, 8. katil o. Evet. Ben bile Mansi'den şüphe etmeye başladım. Haklı olabilirsin aslında. Ama emin ol, iyice kesinleşmeden ona zarar vermeyeceğim. Sana bir şey desem? Tabii ki. Onlar birlikte anneni acımasızca öldürdü. Ama sen intikamını hala tamamlayamadın. Mansi'nin katil olup olmadığından bile hala emin değilsin. Ama dökülen bu kanın ardında katillerin başı Yamini. O hala yaşıyor. Neden ondan başlamıyorsun? O da diğer katillere giden yolda bir durak değil mi? Ölecek. Hem de en kötü şekilde ölecek. Düşmanın işini bitirmek için önce işbirlikçilerini bitirmeliyim. Onu da yapacağım. Önce Seşa ve Mansi hala, sonra da Yamini ölücü.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.